Herkese merhaba, ben Alperen. Açık Dünya mobil araba oyunu yaptığımız serinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bazı problemlerden dolayı bir süredir video atamıyordum. Şimdi güzel bir güncelleme ile karşınızdayım. Gelin birlikte yeni güncellemeyi inceleyelim. Bilemem kardeş, kanala abone olmadan içinden ne çıkacak bilemem. Bilemem kardeş, izlemeden beğenmeyenlere video ne getirecek bilemem. Arkadaşlar araç seçme menüsüyle başlayalım. Buraya istediğiniz güzel bir özellik getirdim. Bakın şu sol tarafta artı 3000 yazıyor. Her 1 saatte bir ödüllü 3000 coin kazanabilirsiniz. Bunun süresini 1 saat ideal buldum. Ve bu 1 saat oyunda geçirdiğiniz süreye dahil değil. Atıyorum her 1 saat telefonunuzu açıp sadece bu ödülü alıp da çıkabilirsiniz. İstediğiniz gibi artık o kısım size kalmış. Ve gene aynı eski sınırsız istediğiniz kadar 750 kazanabileceğiniz ödüllü butonumuzda hala mevcut arkadaşlar. Onun haricinde burada başka bir değişiklik şimdilik yok. Garajda güzel bir değişikliğimiz olacak. Bu güncellemeye yetişmedi diyelim. Önümüzdeki güncellemede garajda güzel değişiklikler göreceksiniz. Ve diyeceğim birkaç şey daha var. Arkadaşlar birçok aracı optimize ettim. Yalnız son birkaç araç kaldı. Birkaç araç haricinde neredeyse tüm arabalar optimize edildi. Hani arabaya tıkladığımızda geç açılıyordu ya, o arabalarının boyutunun büyük olmasından kaynaklıydı. Artık öyle bir durum olmayacak. Son birkaç arabayı da hallettikten sonra artık yeni arabalarda eklemeye başlayacağım arkadaşlar. Şimdi biz BMW aracımızı seçelim. BMW iyidir. BMW'yi seçtikten sonra yeni güncellemede ne oldu? Arkadaşlar artık tek oyuncu dediğimde gördüğünüz gibi karşımıza iki farklı harita çıkıyor. Çünkü oyuna yeni bir harita tasarladım ve buna özel yeni bir para kazanma sistemi getirdim. Hadi gelin yeni haritamızı birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar, yeni haritamıza giriş yapmış bulunmaktayız. Yeni haritaya geçmeden önce şöyle UI'lardaki değişiklikleri göstermek istiyorum. Artık hız göstergemiz yeni bir hız göstergesi. Gördüğünüz gibi eskisine göre çok daha modern duruyor. Aynı şekilde diğer göstergeler de değişti. Butonları burada görebiliyorsunuz. Bu yeni haritamızın minimap'i bu şekilde. Onun haricinde burada air süspansiyonumuz gene duruyor. El frenimiz var. El freni değişti. Bu butonlar var. Bunları da değiştirmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar yeni haritayı tanıtmadan önce önemli birkaç söylemem gereken şey var. Birincisi, video gelmemesinin sebebi trafik kazası geçirdim. Omzum çıktı. Üstüne taşınmam gerekti. O yüzden bir aydır video gelmiyordu. Buna özel şu videoya güzel bir destek bekliyorum. Yorum, beğeni ve hype puanı bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Geri eskisi gibi videolar, güncellemeler gelmeye devam edecek. Ayrıca oyunla ilgili önemli bir haberim de var sizler için. Arkadaşlar oyunda artık tek başıma ilerlemiyorum. Bu benim için mutluluk verici bir durum. Artık oyuna dayımla birlikte ilerliyorum arkadaşlar. Dayım bir yazılımcı. Bu da bendeki yükü hafifletiyor ve işlerin daha hızlı ilerlemesini sağlıyor. Oyunla ilgili bunu bilmeniz gerekiyordu. Aynı şekilde hayatımla ilgili bazı böyle şeyleri sizi samimi bulduğum için, sürekli işte yayınlarda, yorumlarda konuştuğumuz için paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi gelin yeni güncellemeyi birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim. Evet arkadaşlar, yeni haritanın olayı şu: makas atmak. Trafikte arabalarla makas atabileceksiniz. Şimdi haritaya ilk başladığımızda bizi böyle bir alan karşılıyor. Bu alanda arkadaşlar bir tamircimiz var, aracınızı tamir edebilmeniz için. Aynı şekilde modifiye alanımız var. Burada arabanızı gene modifiye edebiliyorsunuz. Şimdi ben arabamı bir yükseltmek istiyorum. Burada arkadaşlar bu direksiyon olayı, modifiyede direksiyonu birçok kişi fullemiyordu. Bu direksiyon fulleme olayı burada çok işinize yarayacak. Şimdi burada tıklıyorum, geliyorum, bunları fulleyeceğim. Başka da arabama şu an bir şey yapmak istemiyorum. Tamam dedim. Evet, modifiye işini hallettik. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi arabamızı modifiye ettikten sonra size UI'larda dikkatinizi çeken iki şey daha göstereceğim. Hem FPS göstergemiz hem de mevcut kullanılan RAM göstergesi. Arkadaşlar bunları açtık. Kimin mobil cihazından ne kadar performans aldığını bilmek bizim için önemli. Ben genelde şu an telefonda ortağıma RAM'ler genelde 150 ile 200 MB arası harcıyor. Ona da bir baktık. Ya o da güzel bir değer açıkçası. Şimdi arkadaşlar bu harita için size şöyle bir tavsiyem var. Buraya gelin, simülasyon modunu arkadaşlar, eğlence yapın ve bu haritada oyunu bu şekilde oynayın. Gerçekten çok keyifli oluyor. Harbiden çok zevkli oluyor. Aslında birazcık Assetto Corsa'nın bu trafik moduna benzetmeye çalıştım bu haritanın olayını. Olay şu şekilde: arabaların yakından geçerek para kazanıyoruz arkadaşlar. Yani makas atarak para kazanıyoruz ve para kazanmak böyle çok da zor değil. Ya
Yani gördüğünüz gibi bu şekilde makas atarak kolaylıkla para kazanabilirsiniz. Zevkli bir harita oldu. Haritayı da incelemek gerekirse daha demin bir tünelden geçtik. Böyle bir köprümüz var. Yan taraflarımızda işte ağaçlar, dağlar, birazcık daha ormanlık bir alan yapmak istedim. Bu haritayı sıfırdan kendim modelledim arkadaşlar. Herhangi bir asset kullanmadım bu haritada. Haritanın boyutunu da çok büyük yapmadım. Aynı şekilde kendim yaptığım için haritayı bayağı da bir optimize oldu diyebilirim. Biliyorsunuz hazır assetlerde genellikle optimizasyona çok da önem vermiyorlar. Şimdi birazcık da içten söyleyelim. Arkadaşlar içten gerçekten bayağı bir zevkli oluyor. Burada da en çok keyif aldığım arabalar genellikle Peugeot grubu bayağı güzel oluyor. Tofaş'la falan da güzel zevk veriyor. Tabi sürmesi de birazcık zor. Bu haritayı offline modda tamamladım. Fakat bu haritayı online modda henüz tamamlayamadım. Önümüzdeki güncellemelerde bu haritayı online modda arkadaşlarınızla bildiğiniz Assetto Corsa'daki gibi oynayabileceksiniz. Açıkçası bu getirmek istediğim bir haritaydı. Uzun zamandır bunu sizlerle birlikte planlamıştık. Yayınlarda vesaire konuşuyorduk. Böyle tünelden de çıkalım ve gelmesi de bence güzel oldu. Dediğim gibi harita çok büyük değil. Optimize bir harita. Hem iyi cihazı olan hem kötü cihazı olan herkes oynayabilsin diye bu şekilde yaptım. Aynı zamanda oyunda iyileştirmelere de devam ediyoruz. Bu güncellemede gelen bir diğer özellik ise arkadaşlar artık Google Play hesabınıza bağlanıyorsunuz. Yalnız makas atması çok zevkli. Bak gerçekten böyle arada girip stres atmalık tam böyle tadında oldu diyebilirim. Şöyle bir aracımızı tamir edelim. Tamir ettik, gene vurduk. Bir süredir de video çekmiyordum. Video çekmeyi de biraz unutmuşum. Ve arkadaşlar şöyle bir özellik daha ekledim. Artık kazandığımız para ekranın üstünde gözüküyor. Böyle gördüğünüz gibi para kazandıkça ekranın üst kısmında görebiliyoruz. Bu da güzel özelliklerden biri açıkçası. BMW'nin son hızı kaç bilmiyorum ama bayağı bir gidiyor yani, gitse daha da gidecek. Dediğim gibi birçok kişi para kazanmadan şikayetçiydi. Ben halbuki görevlerin getirisinin güzel olduğunu düşünüyorum. Artık görevlerde, eskiden biliyorsunuz görevlerde 750 para kazanabiliyorduk. Artık bu rakam 1000'e çıktı arkadaşlar. Farklı farklı görevler gene gelmeye devam edecek. Yeni haritalar da gelmeye devam edecek. Yeni arabalar da gelmeye devam edecek. Dediğim gibi bazı aksilikler yaşadım. Trafik kazası geçirdim motosikletle. Üstüne taşınmam gerek. Zaten şu an farkındaysanız başka bir evdeyim. Bunların hepsinin etkisi var arkadaşlar. Bunlar da maalesef bir süreçti ve bitti. Şu an düzenimi bayağı bir toparladım. Artık eskisi gibi videolar gelmeye devam edecek. Ama YouTube algoritması bayağı bildiğin çökmüş. O biraz moralimi bozdu. Dediğim gibi haritamız bu şekilde oldu. Tasarımı bu şekilde. Minimap'te bu şekilde görebiliyorsunuz. En sol şeridi boş bıraktım. Benim gibi makas atamayı beceremeyenler için oradan da gidebilirler istiyorlarsa. Evet arkadaşlar, size son durumları bu şekilde aktarmak istedim. Oyunun indirme linki profilimde mevcut. Aynı şekilde Farzetki diye de aratabilirsiniz. Bayağıdır video çekmiyordum. Açıkçası sizleri de video çekmeyi de özlemişim. Yorumlarda bol bol konuşalım. Oyun için önerebileceğiniz tavsiyeler varsa yorumlara mutlaka yazın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın.